Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allah'ın salat ve selamı yüce peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme, o yüce peygamberimizin yüce ehli beyti, pak ve mutahhar ehli beyti olan ehli beyt aleyhisselamlara ve siz değerli ehli beyt dostlarının üzerine olsun. Merhabalar, iyi akşamlar değerli izleyiciler, sevgili Cem TV ekranları başında bizleri izleyen çok aziz ve muhterem canlar, değerli ve kıymetli Ehl-i Beyt dostları. Her perşembe akşamı saat 21.30'da yayınlanmış olan İnanç Dünyamız programına hoş geldiniz. Bu akşam yine inancımızı konuşacağız, inançlarımızdan ilahi adaleti konuşacağız ve programımızda Dünya Caferi Alimler Birliği Başkanı Hasan Karabulut hocamızla birlikte Cabir üyesi, ilahiyatçı yazar ve Hazreti Ebu Talip Mescidi imamı Ali Salmanlı hocamız da bu akşam bizlerle birliktedir. Programımız saat 23'e kadar devam edecektir ve 23'e kadar sizlerle birlikte olacağız. İlahi adaleti konuşacağız. Adaletle ilgili, ilahi adaletle ilgili çeşitli sorularımız olacaktır her iki hocamıza. İnşallah vermiş olacakları cevaplar hem bu dünyamız için hem ahiretimiz için bizlere yararlı ve faydalı olur. Sayın ilahiyatçı yazar Ali Salmanlı hocam, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve sayın başkanım Hasan Karabulut hocam, siz de programımıza hoş geldiniz. Amin. Sayın hocam, eğer müsaadeniz olursa ilk önce konuğumuzdan başlayalım. Sayın Ali hocam, ilahi adaleti ve itikadımızın temellerinden birisi olan adaleti konuşmaktayız. Bununla ilgili sizlere birkaç tane sorum olacak tabii ki. Birincisini soralım ki sırayla devam edelim sorularımızı. Seyircilerimize vermiş olacağınız cevaplar da o şekilde olsun inşallah. Adalet nedir? Adalet dediğimizde aklımıza ne gelir ve ilahi adalet nedir? Bunu bize ilk önce açıklar mısınız? Bundan sonra diğer sorulara inşallah geçeceğiz. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Ben önce bu programı hazırlayan, bu programda emeği geçen Cem TV çalışanlarına, Cabir Başkanımıza, siz sunucularımıza, kameramanlara ve televizyonları başında bizi seyreden bütün Ehl-i Beyt dostlarına, canlara saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Allah bu dünyada bizleri Ehl-i Beyt'in yolundan, ahirette şefaatlerinden kenara salmasın inşallah. Amin. Allah Allah. Ben sorunuzun cevabına gelmeden önce müsaadenizle güncel mesele olan iki şeye değinmek istiyorum. Birincisi, Hac suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allahu Tebareke ve Teala'nın buyurduğu üzere zalike men yuazzim şa'irallah fe innaha min takval kulub. İşte budur Allah'ın hükümleri. Kim Allah'ın şiarlarına saygı gösterir, onu tazim ederse bu kalplerindeki takvadandır. Bu ayet-i kerime-i celileye işaretten maksatın malumunuz üzere ayın 20'sinde de Arba'in programı münasebetiyle de yine kurumumuz Caferide ile Cabir'in Arba'in programı olacaktır. Buradan da yine başkanımız bizler de bütün canları ve dostları da o programa davet edeceğiz inşallah. Ama milyonların ülkemizden, diğer İslam ülkelerinden, Irak'ın çeşitli şehirlerinden ağırlığını Ehl-i Beyt dostlarının oluşturduğu ama bunun içerisinde Ehl-i Sünnet'in de yer aldığını hepimiz biliyoruz. Milyonlar
Allah'ın şiarı olan, Allah'ın nişanesi olan, alameti olan Ebu Abdillahil Hüseyin'in, Seyyid-i Şühedan'ın Erbain'i münasebetiyle dünyanın her yerinden hareket başlamıştır Kerbela'ya. Tabii ki hocam da orada olacak o gün inşallah. Allah kabul etsin. Amin. Bizler de dualarınızdan unutmayın. Kur'an buyuruyor ki bu müminlerin kalbinde olan takvasındandır. Evet. Bütün ehl-i beyt dostları imkan dahilinde milyonlar oraya her yıl olduğu gibi bu yılda yollara düşmüş ve bir yavaş yavaş artık kervanlar kuruluyor ve evet, o yola doğru yola çıkılıyor. Bunu arz etmek istedim. Bu Allah'ın bir şiarıdır. Allah'ın nişanesidir, alametidir. Geçen günkü programımızda değerli önderimizin de işaret buyurduğu gibi Hazreti İbrahim'in kendi baba şefkatiyle evladını götürdüğü Mina'da Allah onu kendine bir şiar seçmiş ve milyonlar o günü oraya giderek anıyor. Ebu Abdillah Hüseyin ise o olayın büyük bedelidir, kurbanlık bedelidir. Dolayısıyla milyonların da buraya anması ilahi takvadır. İkinci olarak güncel meseleler olarak ülkemizde de yayına giren bir film var. Onunla ilgili bir ayet-i kerimeyi seçtim. Onu değerli seyircilerimizle paylaşmak istedim. Ki malumunuz üzere filmi görmeden, seyretmeden, ne olduğunu bilmeden itirazlar başladı. Evet. Ama bakalım Müslümanların hidayeti için yaratılanların en hayırlısı olan Resulullah'a inen bu Kur'an-ı Kerim'de bu gibi konularla ilgili Allah Tebareke ve Teala bize ne emretmiş? Nasıl davranmamız gerekir? Buyuruyor, onlar ki sözü dinleyip en güzeline uyarlar. Sözü işitirler, yani bir söz söylenilmişse Zuhruf suresinin 18. ayet-i kerime-i celilesi, Zuhruf suresi malumunuz üzere Kur'an sıralamasına göre 39. ayet-i kerime-i celiledir. Buyurur, onlar sözlerin sözleri duyarlar, iyisine tabi olur. Ama burada o sözlerin iyisine uyanlar için Allah Tebareke ve Teala iki vasıf beyan ediyor. Kimdir? Yani sözü işiten herkes sözü duyduğunda o sözün içerisinde iyisini alır, iyisine tabi olur. Bunlar için Allah Tebareke ve Teala buyurur, onları Allah hidayete erdirmiştir. Yani insanın içinde İlahi hidayet olacak ki bir söz duyduğu zaman o sözün iyisine tabi olsun. İkinci vasıf olarak Allah Tebareke ve Teala buyurur ki ve onlar akıl sahipleridirler. Yani bu ayet-i kerimeden biz bunu anlıyoruz. Açık, meali de açık. Ayet-i kerime açık. Buyuruyor, sözü müjdele kimi sözü işitip o sözün iyisine tabi olanları, uyanları. O sözün iyisine tabi olmaktaki iki vasıf nedir? Birisi ilahi hidayet olması gerekir. İkincisi akıl sahibi olmak gerekir. Dolayısıyla konumuzda zaten Allah'ın adaletine en büyük delil, oraya geldiğimizde de sözün yeri gelmişken bir cümleyle işaret etmek istiyorum. Aklın iyiyi kötüyü derk etmesi adaletin en büyük delillerinden biridir. Ki bizim okuduğumuz kelam ilminde buna husn ve gub, yani iyi kötü ayırt etmek, derk etmek anlamında kullanılmıştır. Bu münasebetle, yani bu filmle ilgili de
Halkalı Arana Park, Sefaköy Armanı Park, bazılarda yürüyüş yolu sitesi, sinemaları bizim dostlardan. Onlar bize reklama girmez. Evet. Dolayısıyla burada da Müslümanlara önerim bu. Gitsinler bu filmi seyretsinler, ondan sonra kararlarını versinler. Nedir? Ama Kur'an açık net buyuruyor ki müjdele onları, sözün iyisini, sözü duyup iyisine tabi olanlar. Şimdi adaletle ilgili baktığımız zaman üç tarif yapılmıştır adaletle ilgili. Bunların tamamını Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde ve hadislerde görüyoruz. Adaletin bir defa adil kelimesindendir. Kökeni Arapça bir kelimedir. Varlıkların ölçülü ve düzenli ve birbirinle uyum içerisinde. Ar-Rahman suresini okuduğumuz zaman 7-8-9. ayet-i kerimelerinde Allah tebareke ve teala buyurur. Allah gök alemini yüceltti, ölçüyü koydu, düzeni koydu, ölçüyü bozdu. Adlin birinci anlamı budur. Yani çeşitli parçaların, varlığın çeşitli parçalarının bir arada oluşarak bir bileşimi vücuda getirip ve onun içerisinde düzen içerisinde hayatının devamı, adaletin bir manası budur. İkinci mana, baktığımız zaman yine adaleti tarif, adli tarif edenler demişler ki adalet odur. Hak sahiplerinin hakkına riayet edip, hak sahiplerinin hakkına riayet edip, hak sahiplerinin haklarını kendilerine teslim etmektir. Adaletin ikinci manası özetlersek ise bu. Yani herkes hak ettiğini almalı ve herkesin hak ettiğini elde etmesi adaletin kendisidir. Üçüncü mana olarak bu ikisinden biraz daha geniş bir mana yüklenmiş adalete ve şöyle demişler. Adalet her şeyi kendi yer ve mekanına koymak demektir. İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam da Nesül Belagesinde Özdeyişliler bölümünde 427. sözünde buyuruyor ki adalet işi kendi yerine koymak demektir. Dolayısıyla adaleti biz tariflersek ise tarifini üç şekilde yapmamız mümkün. Biri bütün, bir bütünü oluşturan parçaların o oluşum, bileşim içerisinde, uyum içerisinde düzenli hayat sürdürmesidir. İkinci mana adaletin hak sahiplerinin hakkını tanıyıp bilip haklarını kendilerine iade edilmesidir. Herkes hak ettiğini kendi alması. Üçüncüsü ise her şeye, İmam Ali'nin Nehcül Belagesinde buyurduğu gibi her şeyi hakkıyla, hak ettiği yere koymak adaletin kendisi. Ta kendisidir. Yani insanlar içerisinde adalet denildiğinde eşitlik akla gelir. Bir nevi eşitlik değildir. Herkes hak ettiğini alacaktır adalette. Kesinlikle. Yani herkes her şeyde eşittir bakışı adaletin bir manada zıttıdır. Evet. Yani bir insan bir şeyi hak etmiş olabilir, fazla hak etmiş olabilir. Bir üniversitede düşünün, bir tanesi dekandır, bir tanesi daha yeni öğretim üyesi olmuş. İkisi de üniversitede ders veriyor diye
ikisine aynı maaş vermek doğru değildir. Eşitlik eğer olursa o manada doğru değildir. Evet. Evet hocam, ağzınıza sağlık. Birkaç sorumuz olacak yine. Şimdi Hasan hocam müsaadeniz olursa bir soru soralım. Aynı bu konuda. Hasan hocam, adalet dinin esaslarından sayılmaktadır. Neden adaleti bizler dinin esaslarından bir tanesi olarak görmekteyiz? Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle ekranları başında bizleri izleyen bütün hanımefendileri, beyefendileri, bütün canları, ülkemin değerli insanlarını Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Tabii bu sorduğunuz soruya girmeden önce, az önce sizin kullandığınız eşitlik, adalet mi? Eşitlik eğer herkes eşit bir hakkı veya eşit bir şeyi hak etmişse adalettir. Ama mutlak anlamda eşitlik adalettir sözü yanlıştır. Örneğin de hastaların tümüne aynı ilacı verelim, herkesi ameliyata alalım veya sınıfta okuyan öğrencilerin hepsine aynı notu verelim, çalışana da çalışmayana da veya iş hayatında doğru iş yapanla doğru iş yapmayana aynı muameleyi gösterelim. Yani bu yanlış bir deyimdir ki eşitlik mutlak olarak her yerde adalet değildir. Eşitliği hak eden bir toplumda eşit muamele adalettir. Evet. Ve eşitliği hak eden bir yerde sınıftaki öğrencilerin tümü çok başarılı bir çalışma yapmışsa ve sonuç olarak herkes aynı şeyleri yazmışsa cevaplarına, orada eğer bir ayrımcılığa giderek birinin notunu kırmak, birinin yazısı, o gibi şey. Yani örnekleri bellidir. Ama sorduğunuz soruya döndüğümüz zaman genelde semavi dinlerde üç esas üzerinde, yani dinin usulü, aslı, temeli üç esas üzerine değerlendirilmiştir. Genel böyle derler. Zaten bu ortak değerdir. Tevhiddir, nübüvvettir ve me'attır. Ancak adalet özünde kimine göre dinin aslındandır, kimine göre bir mezhebi akidedir, bir inançtır. Biz Ehl-i Beyt müntesepleri olarak 12 imamı ve başta Hazreti Peygamberimizi izleyen bir toplum olarak bizim akidemizde, inancımızda din esaslarımızdan biri, din temellerimizden biri, inanç temellerimizden biri Yüce Allah'ın adaletine inanmaktı. Tabii bu doğrultuda Ehl-i Sünnet kardeşlerimiz iki grupa ayrılır. Mu'tezili kelam noktasında, Mu'tezili grup da Ehl-i Beyt mensuplarıyla aynı düşüncede de, açıklayacağım şimdi. Diğer bir grup aynı düşüncede değil. Eşaire deyilen grup kelam ilminde, yani Allah'ın adalet konusunda diğer İslam toplumuyla aynı düşünmüyor. Niçin? Tabii söz buradan başlıyor. İslam toplumunun tamamı adaleti aynı şekilde tarif etmiyor mu? Aynı şekilde muhatap ve mistak noktasında örnek göstermiyor mu? Hayır, aynı şekilde değildir ki Allah'ın bütün vasıflarının içerisinden, sıfatlarının içerisinden bir sıfat bağımsız olarak inanç esasları içerisine girmişti ve kendisine has bir yer edinmiştir. O da Allah'ın adil olmasıdır, adaletli olmasıdır. Birinci olarak şunu arz ediyoruz. Allah'ın adaletine inanmak bizim hayatta birçok itikadi meselemizin çözümünde büyük bir rol taşımaktadır. Büyük bir gerçekten ağırlık ifade etmektedir ilahi adaleti kavramak. Bu bir açıdan ki buna fazla girmeyeceğim. Ama asıl mesele neden İslam tarihinde böyle bir ikili düşünce ortaya çıktı? Sözün özü budur. Kelam ilmi dediğimiz, kelam ilmi değerli izleyenler,
İslam içerisindeki olan ilim dalları farklı başlıklar altında anlatılır. Onlardan bir tanesi kelamdır. Kelam, akidevi inanç meselelerini ele alar. İnanç meselelerini, inanç temellerini yazar, çizer, konuşar, aydınlatar, tartışar. Buna kelam ilmi diyoruz. İlmi kelam tedvin edildiği zaman, yani yazılmaya başladığı zaman veya konuşulduğu zaman şöyle bir soru ortaya çıktı. Akıl kendi başına iyi ile kötüyü teşhis edebilir mi? Hakla batılı ayırt edebilir mi? Bir grup döndü dedi ki, hayır dedi, akıl kendiliğinde yeterli değil iyi ile kötüyü seçmekte. Biz bir şeyin iyi veya kötü olduğunu aklımızla teşhis edemeyiz. Peki neye başvuracağız? İlla Allah'a başvuracağız. Yani işte şeriata başvuracağız veya vahye başvuracağız veya Allah'ın elçisine başvuracağız. O bize diyecek ki filan şey iyi mi veya filan şey kötüdür. Buradan yola çıkarak yani bu grup, bir grup İslam'ın içerisinde kelam ilmi ilk olarak kelam ilmi başlığı altında tedvin yani kayda geçip bir metin, bir yazı haline gelip bir İslami ilim olarak ortaya çıktığı zaman döndü dediler akıl mizan değil, ölçü değil, terazu değil. Çünkü akıl seçemez. Onun için akıl bilmez ki zalim nedir, mazlum nedir, zulüm nedir, akıl bunu seçemez. İlla bunu Allah'a konuşacağız. Ve bunlar döndü şöyle bir şey getirdiler. Dediler ki yani biz haşa Allah ne yapsa diyeceğiz doğru oldu. Yani bizim aklımız öyle diyor. Allah yaptığı her işte diyeceğiz Allah ne yapıyorsa doğru oldu. Gerçi bu bunların işte delili. Oysa ki bir anlamda Kur'an-ı Kerim'le Hazreti Peygamberimizin ifadeleriyle ve kendi deyimleriyle çelişen tabi istidlalları vardır. İkinci bir grup İslam'ın içerisinden ortaya çıktı ki bu grubun özellikle başında Ehl-i Beyt uleması geliyor ve Ehl-i Sünnet kardeşlerin Mu'tezili kanatı yer almaktadır. Bunlar dedi ki kesin olarak Yüce Allah aklı mizan karar kılmıştı. Akıl bir ölçüdür. Hakla batilin teşhis edilmesinde aklı olmayan, aklı ölçü görmeyen bir insan bu dünyada hiçbir değere de varamaz. Hiçbir şeyi de fark edemez, anlayamaz. Akıl bize diyor ki zulüm kötüdür. Allah da hekim olduğuna göre Allah kötü iş yapmaz. Yani niye biz bu anlamda kalkalım Yüce Allah'ı, Allah yani bunların deyimine göre eğer katili cennete götürüyorsa mektulu da yani öldürüleni de cehenneme götürüyorsa biz burada diyemeyiz Allah zulmetmişti. Diyeceğiz Allah ne yapıyorsa doğrusu odur. Ama biz diyoruz ki haşa bizim aklımız diyor ki iyi var kötü var, akıllar tamamen bunu teşhis etmektedi ve zulmü biz ayırt ediyoruz ve diyoruz ki Allah hikmet esası üzerine iş yapar. Hikmet yani hep doğru olanı yapar, maslahat olanı yapar, iyi olanı yapar. Normalinde kendimize bile sorsak. Yani biz mesele kendi irademiz elimizde mi değil? Yani en basit bir örnek diyoruz. İrademiz elimizde değil. İrademiz elimizde mi değil mi? Burada öyle tahmin ediyorum ki insan aklı başında olan hiçbir insan demez ki bizim irademiz kendi elimizde değil. İrademiz elimizde olduğuna göre biz normal sınırlı bir bilgiye, sınırlı bir iradeye, sınırlı bir zarfiyete sahip olan bir varlık olarak kendi gözümüzü döker miyiz? Kör eder miyiz kendi gözümüzü? Etmeyiz. Etmeyiz. Niye etmeyiz? Edelim de. Çünkü diyoruz ki doğru iş değil. Ya biz az bir bilgiyle hikmet dışı bir iş yapmayız. Peki yüce yaradana nasıl bunu yakıştırıyoruz ki dönüp diyelim ki Allah ne yapsa doğru oldu ve adaletin de anlamı budur. Ve sözün özeti sorunuz şudur ki sorumuz budur ki neden Yüce Allah'ın nitelik ve vasıflarının içerisinde adalet vasfı dinin esasında yer almıştı? Diyoruz ki İslam ilimleri ana başlıklarını oluşturduğu zaman
kelam ilminde ihtilaf olmuştu. Bir grup döndü dedi ki akıl ölçü değildir. Biz hep dine bakacağız. Allah arz ettiğim gibi zalimi cennete götürse o adalettir. Mazlumu da cehenneme götürse o adalettir. Biz de diyoruz ki haşa, bu kavram, bu tarif, bu tanım ne vahya uygundur, ne de bizim aklımıza, ne de Hazreti Peygamberimizin beyanlarına. Kaldı ki tabi bunun yanında işaret ediyorsunuz eğer. Evet hocam, bir reklam arası vereceğiz. Tamam, çok güzel bir konuya değindiniz. Konunun devamı inşallah olsun, reklamlardan sonra. Değerli izleyiciler, kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Evet, tekrardan iyi akşamlar, merhabalar sevgili izleyiciler ve daha yeni Cem TV ekranları başına geçen değerli canlar, kıymetli Ehl-i Beyt dostları. İnanç Dünyamız adlı programla birlikteyiz. Reklamlardan önce Cabir Başkanı, Dünya Cafer Elmiler Birliği Başkanı Hasan Karabulut hocama bir soru sormuştuk. Ki aynı sorunun yine yönelteceğim, devamını buyursunlar. Ki hocam, reklamlardan önce neden adalet dinin esaslarından sayılmıştı diye bir sorumuz olmuştu yani size. İslam toplumu olarak şöyle özetleyelim, şunu diyelim yine mümkündü yani televizyonu veya Cem TV açan yeni dostlarımız var. İslam tarihinde İslam üleması içerisinde aklın ölçü olup olmadığı tartışması ortaya çıktı. Evet. Ve bir grup akıl kesinlikle iyi ile kötüyü teşhis edemez teziyle hareket ettiler ve bu grup eşaire kanatını oluşturdu. İkinci bir grup ki bunun tabi yine öncülüğünü yapan Ehl-i Beyt uleması ile birlikte Ehl-i Sünnet ulemasının Mu'tezili diye adlandırılan kanadı olmuştu. Bunlar hayır, kesinlikle akıl mizandır, ölçüdür. Yaradan'ın muhatabı, vahyin muhatabı akıldır. Aklın kabul etmediği bir din, din değildir. Dini kabul etmeyen akıl, akıl değildir. Bunu ben birçok kez bu televizyonda da dostlarımla paylaşmışım. Bu söz İmam Ali Aleyhisselam'ın sözüydü. Hazreti Ali Aleyhisselam aklın kayıtsız şartsız ölçü olduğunu ama aklı selimin, karanlık aklın değil, cahil aklın değil, mutaassıp aklın değil, bilmem körermiş aklın değil, kirada olan aklın değil. İmam buyuruyor ki din akıldır. Akıl da dindir. Aklın kabul etmediği din, din değildir. Dini kabul etmeyen akıl, akıl değildir. Akıl ölçüdür. Yaradan bu kadar Kur'an-ı Kerim'de örnekler veriyor. Sonunda diyor ki bu örneklerde amacımız belki akıl edesiniz. Akıl ölçüsünü ortaya koysanız her şeyi fark edeceksiniz. Günümüzde de aynı şeyler tabii yine geçerlidir. Akıl mizandır. Akıllı bir insan ancak hakkı bulur. Akıllı bir insan taassuplardan kurtuluyor, esaretlerden kurtuluyor, kötülüklerden kurtuluyor. Akıllı terk edip heva ve hevesine uyan insanlar her alanda, her iki cihanda da mağlup oluyor. Yani kaybeden birey ve toplum olmuş oluyor. Arz ettik, adalet, ilahi adalet. Sayın Ali Hocam işare ettiler. Adaleti üç manada izah ettiler ki adaletin kavramı. Evet, ilahi adalet özünde iki kısma ayrılıyor. Bu birinci kısım tekvindeki olan adaletti. Tekvin yani yaratılış düzenindeki adaleti. Tekvindeki adalet özü budur. Bir kelimeyle ifade ediyoruz ki hadislerimizde var. Ve bil adli kavmeti semavatı vel arz. Yerler ve göklerin yani evrenin kurulması adaletle olmuştu. Yani evrendeki adaletten maksat nedir? Her şeyin kendi yerinde karar kılınmasıdır. Her şeyin ona uygun olan yerde
karar kılınmasıdır. Dağlar olsun, ormanlar olsun, denizler olsun, ay, güneş, diğer gezegenler kendi vücudumuzda tekvini olarak, yani bırakın fiillerimizi. Benim bu fiziki yapım, kaşım buradadır, gözüm buradadır, burnum buradadır, dodaklarım buradadır. Allah gözün birini bakın bu tarafta koymamış, birini bu tarafta. İnsan dönüp baktığı zaman eller nerededir, bu parmaklar ne şekil dizayn edilmiş. İşte buna diyoruz ki tekvin, yani yaratılışta, bütün varlığın yaratılışında Allah adaleti esas kılmıştı. Adalet ne demek? Neyin nerede uygun olduğunu ve o şekil düzenlediğim. İkinci bir adalet ki çok özet olarak bunu tabi diyeyim geçeyim. Teşrideki adalettir. Teşrideki, yani insana yönelik olan adaletidir Yüce Yaradan'ın. Bunu iki manada biz düşünebiliriz. Bir, bize getirdiği tekliflerdeki adalet, yükümlülüğümüz, ilahi vazifemiz, sorumluluğumuz, vaciplerimiz veya heramlar, bunlar tamamen Yüce Allah bize ne kadar teklif getirmişse bizim gücümüz, taketimiz, kudretimiz ölçüsünde bize teklif getirmişti. Yani bir insanın yapamayacağı bir işi Allah insandan istememişti. Bize evet. Öyle bir yükümlülük getirmemişti. En basit şeylere mesela dönüp baktığımız zaman bir örnek diyorum. Yani en sade dini yükümlülüklerde örnek diyorum. Diyor ki oruç tutacak. Kim tutacaktı? Sağlığı yerinde olan oruç tutacaktı. Hastaysa, yaşlıysa, çocuksa buna diyor ki veya diyor yolculukta insan strese giriyor, oruç tutmayacak. Örnek diyorum. Veya mesele dönüp baktığımız zaman bir infak noktasında kim infak etsin? Varı olan infak etsin ve dinin tüm kuralları böyledir. Her insana o insanın taşıyacağı ölçüde Yüce Allah yükümlülük getirmişti. İki, Allah'ın bizim amel ve davranışlarımız karşısındaki adaleti. Yani Allah'ın mükafat ve cezası. Bu anlamda adalet. Bu manada dönüp baktığımız zaman Yüce Allah bir kısım emirler ve desturlar vermişti. Doğru konuşun demişti. Doğruyu ödüllendiriyor, yalan konuşana ceza veriyor. Allah buyurmuştu ki insanlara öncü olun, ışık olun, aydınlık olun, insanların ufkunu açın. Böyle olan insanlara mükafat veriyor, bir kısım insanları katlediyor, gününü kara ediyor, gündemini karaltıyor ve insanların geleceğiyle, istikbaliyle oynuyor. Öyle insan var ki sadece kendisi var olsun diye milyonlarca insanı öldürerler, yeter ki ben var olayım, ben yaşayayım. Yani bakın bu gibi şeylere dönüp baktığımız zaman bunu Kur'an-ı Kerim'den ben bir ayet-i kerime ile istiyorum sonlandıran. Yüce ayet-i kerimede Mü'minin suresinin 62. ayet-i kerimesinde şöyle buyurar. Her iki arz ettiğim, yani ilahi adaletin kullara yansımasını iki yönlü göreceğiz. Bir, bize yüklediği emirlerde, bize getirdiği görevlerde. İki, o görevlerin karşısındaki bize verecek ödül ve cezada. Ödül ve cezada. Her ikisi bu ayet-i kerimede geçmektedir. Buyuruyor ki, وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا. Biz insan oğluna onun vos, yani gücü ölçüsünde teklif getirmekteyiz. Gücünün üstünde kesinlikle bir teklif biz kullardan istemeyiz. وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْتِقُ بِالْحَقِّ. Yüce Allah buyuruyor ki, bu dünyanın hesap kitabını ki, buradaki mahkemeler bilmiyorum, yapan var, yapmayan var, hakimin vicdanıyla hareket edeni var, vicdanını kenara bırakanı var, şahidin yalancısı var, doğrusu var, davacının yalancısı var, doğrusu var. Yani maalesef her alanda, bir evdeki hakemlikte bile, bir kabile hakemliğinde bile, bütün alanlarda o hakemlik misyonunu taşıyan insanlar ne kadar adildin veya ne kadar adaletsizdi, yer be yer, yani bunlar görülmektedir, herkesin de malumu olan şeylerdi. Dünyada bu kadar zulüm var, bu kadar cinayet var, genel insanlığın
vicdanı ne kadar bu kadar zulümlerin önünde tepki vermektedir, itiraz etmektedir? Katliamlara karşı ne kadar bizim itirazımız var, ne kadar duyarlılığımız var? Yani hiç Müslüman değil. Masum çocukların, küçük çocukların başı kesilirken, küçük çocukları tutup duvarlara vuranlara karşı vicdanen, lisanen, amelen ne kadar itirazımız, tepkimiz var? Maalesef işte yani sadece hakemlik, adalet sarayları değil, adalet mahkemeleri değil. Normalinde insanoğlu hayatın her köşesinde hükmetmekte de hakemdir. Ama onlar da belirli davalarda işte sıkıntıları, nizaları, davaları bertaraf etmek için, sorunları çözmek için kurulan mahkemelerdir. Benim sözüm şu. Yüce Allah buyuruyor ki وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْتِبُ بِالْحَقِّ. Özünde adalet mahkemesi, ilahi adalet mahkemesi kıyamet gününde kurulacaktır. Ve o mahkemede herkesin kitabı bizim yanımızdadır. Bu kitaptan maksat herkesin dosyası. Herkesin yaptığı, işlediği her şey. Peki onu kayda geçen kimdi? Artık kayda geçen insanların kendi akrabası, yakını, seveni değil. Tarafsız olan, sadece hak için, Allah için, adalet için var olan melekler onları tamamen kayda geçmişti. Veya yüce Yaradan'ın kendi iradesinde bir kayıt oluşmuştu. Veya peygamberlerin kaydı, ben hala kayıt kısmında değilim ki, melekler genel İslam toplumu olarak hepimizin bildiği şeydir ki, mesela Kur'an-ı Kerim'de var, yüce Allah buyuruyor ki, وَمَا يَلْفُزُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهَا رَقِيبٌ اَوْ اَت۪يهِ. Ağzınızdan çıkan her harfi bile kayda geçiyor. Kim? Omuzlarınızda olan iki melek. Birinin adı Regib, diğerinin adı Etit. Kur'an diyor bunu. Evet. Yani herkesin, hatta çektiğiniz nefesler bile kayda geçiliyor. Yani kaç nefes çekmeni ben kastetmiyorum. Kirli bir nefes mi çekiyorsun? Temiz bir nefes. Hani soruyorlar imamlarımıza, bu melekler nereden biliyor ki bu insanın nefesi kirli veya temiz? İmam buyuruyor ki kokusundan biliyorlar. İnsanın eğer diğer insanlara karşı art niyeti, zulmü, hırsızlığı, iftirası, tohmeti, hakareti ve tutun gibi bu gibi şeyleri hayalleniyor ve o halde bir nefes çekiyorsa, ona göre pis bir koku, bir nefes onun burnundan, ağzından dışarıya gelir. Ama eğer insanlara merhameti, sevgiyi, paylaşmayı, insanlarla kucaklaşmayı, hizmeti, birliği, adaleti, insafı düşünen bir yapı içerisinde o an aldığı nefesler hep güzel, temiz, aynı bir oksijen gibi sanki meleklere bu şekil yansıyan Yüce Allah diyor ki bizim yanımızda herkesin dosyası vardı. وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ. Hiçbir insana zulmedilmeyecekti. Hiçbir insana. Ayet-i kerimeler çoktur. Yani toparladığımız zaman sözü şuraya getirmiş oluyoruz. Biz İslam'da aklı ölçü biliyoruz. Akıl diyor zulüm kötüdür. Allah haşa zulmetmez. Zulmün sebeplerini bir önceki celesede genişçe hatırınızda olsa altı maddelik bir şeyi ben burada arz etmiştim. Zulmün sebepleri de Allah'ta haşa yoktu. Zulmün sebebi arz ettik. Ya cehalettir, ya kişinin kendi ihtiyacını gidermesidir, ya intikamdır, saymıştık onları, ya kişinin korkusudur, ya rakibini yenememesidir, bir kısım sebepler. Bunların hiçbiri de Allah'ta yoktur. Bu anlamda biz diyoruz ki akıl ölçüdür, bizim aklımız diyor Allah adildir, Allah kendisi de diyor ben adilim. Biz kullara adaleti emreden Allah kendisi e'delül adilin. Yani adillerin adilidir. E'delül adilin, adillerin adilidir. Adil. Bu anlamda ve adaletini biz hem bize getirdiği emirlerde görmekteyiz, hem kıyamet gününde bize vereceği, amellerimizin karşılığında vereceği mükafat ve cezada göreceğiz. Evet hocam, ağzınıza sağlık. Bir diğer soruyu Ali hocama soralım. Ali hocam, bildiğimiz gibi İslam dini çeşitli mezheplerle geniş bir mezhebe sahip olan dindir. Bu İslam dininde olan bu geniş mezheplerin adalet konusundaki görüşleri nedir? Tamamı aynı fikir midir? Aynı şeyde uzlaştı halinde midirler? Yoksa her mezhebin adalete bakış açısı farklı mıdır?
Hasan Hocam bunu önceki programlarda da dillendirmiştiler. Şimdi de işaret ettiler. Ben soruya cevaptan önce bugün şehadet yıl dönüm günü olan Ammar'la söze başlamak istiyorum. Malumunuz Ammar Sıfyan Savaşı'nda Maviye tarafında şehit edildi. Ammar Yasr, evet. Allah ruhunu şad etsin. Amin. İyi bir yiğit ve muhibbi ehl-i beyt idi. Allah bize de o sadakatı nasip etsin. Amin. Ammar'ın hakkında alemlere rahmet olarak gönderilen Resul sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Beğî kelimesini ben Müslümanlara Kur'an'dan anlamını inceleyip öğrenmelerini öneriyorum. Çünkü o ayete de manasına da girmeyeceğim zaman almasın diye. Resulullah Ammar hakkında buyuruyor, Ammar seni dinden çıkmış bağı bir topluluk katledecek. Aslında bu kaza kader konusu, adalet o gün tabiri caizse cığırından çıkarıldı. Hatta bazı tarihlerin yazdığına göre Amr bin As'ın oğlu babasına diyor ki ben senden duydum, sen diyordun Resulullah buyuruyor Ammar seni dinden çıkmış bağı bir topluluk katledecek. Ammar'ı biz öldürdük. Onların arasındaki o konuşmalarla ben zaman geçirmek istemiyorum. Ama ayete işaret edip bu konuyu toparlamak istiyorum. Allah buyurur ölmemek için haram olan, yeğilmesi haram olan şeylerden yiyebilirler ancak bağiler yiyemez. Bağiler yiyemez. Onlara zaruri halde yeme hakkı yoktur. O ikinci hüküm izni onlara verilmiyor Kur'an'da. Dolayısıyla o gün tarihi Bağdadi'nin ve tarihi Yakubi'nin yazdığına göre Maviye katibi olan, Yahudi katibi olan Sercun'a diyor ki buna bir çözüm bul. Ordunun içine de bozgunluk düşüyor. İşte o gün bu adaleti öldürmeye çalışanların tartışması oradan başlıyor. Ve el-khayru ve şerru haşa minallah sözü de Sıfyan Savaşı'nda Ammar'ın şehit edilişinden sonra İslam içerisinde anılır olmuştur. El-khayru ve şerru minallah. Bütün tarihçiler İtikat kitaplarına baksınlar, kelam kitabına baksınlar. Sıfyan Savaşı'ndan önce el-khayru ve şerru minallah tabiri İslam'da yok. Dolayısıyla bu iş İmam Muhammed Bakir aleyhissalatü vesselam'la İmam-ı Cefer-i Sadık'ın döneminde iyice konuşulur hale geldi. Yani adli ilahi nasıldır, nedir? Hasan Hocam geçmiş konuşmalarında işaret etmiştir. Genişçe zikretmişlerdir. Ben sadece bu kadar notun içerisinden özetle işaret edeceğim. Maturiler bunların itikatta yani kelam ilminde adalet konusunda Ehl-i Beyt dostlarıyla aynı düşünüyorlar. Eşaireler aklı hüccet bilmiyor ve dolayısıyla da buyurdukları gibi Allah ne yaparsa yapsın adalettir diyorlar. Sonra da tabiri caizse saray alimleri, mollaları denilen o kişilerin de Maturidilerin kelam görüşünü öldürüp
Eş'arilerin kelam görüşünü dirilttiler. Ehli sünnet içerisinde. Ama ağırlıklı olarak ehli sünnet inancında Abbasilerin hükümetinin orta dönemine kadar Baturidiye görüşü hakimdi. O ikisinden sonra, pardon, Mu'tezile görüşü hakimdi. O ikisinin bu kelam konusundan sonra Maturidi diye bir inanç töredi ehl-i sünnet içerisinde. O da yine aynen ehl-i beyt mensuplarının düşündüğü gibi aklın hüccet olduğunu ve de dolayısıyla akıl kanalıyla baktığın zaman adalet konusunun gerekli olduğunu beyan etmiştiler. Şimdi ben aklın hüccetiyetiyle ilgili İmam Musa-i Kazim'den ve İmam Cafer-i Sadık aleyhissalatü vesselam'dan bir hadisin her birinden bir bölümüne işaret ederek konuyla ilgili o yüce insanların aslında sözü şöyle özetlersek daha doğru olur. Yani İslam inançlarında, usul-i dinde de adalet dinin usulundan mıdır? Mezhebin usulundan mıdır? Tartışmasının da diğer tartışmalarda olduğu gibi tek bir anı sebebi var. O da şudur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem kendinden sonra Ali'yi ve Ali evlatlarını ilim ve hikmetin kapısı olarak göstermiştir. Dolayısıyla ümmet bu ilim ve hikmet kapısına müracaat etmediği gibi gaza kadar konusunda, aklın hüccetiyeti konusunda başka kapılara gittikleri için bu farklılıklar ortaya çıkıyor. Yoksa bütün ümmet İslam peygamberinin ilim ve hikmet kapısı olarak tayin ettiği, beyan ettiği Ali ve Ali evladının ilmine müracaat etse orada hiç bu tartışmaların hiçbirisine mahal da yok, gerek de olmadığını herkes rahatlıkla görür. Ama esas problem buradadır. İlim ve hikmet kapısına gidilmediği için bunlar ortaya çıkmıştır. İmam Sadık aleyhissalatü vesselam ne buyurur? Buyurur Allah insanlar için iki peygamber. Bir durumlu peygamber, iç peygamber, kılavuz, yol göstericisi ve ikincisi insanların içinden seçip gönderdiği peygamberlerdir. Demek ki akıl olmadan, yani bu aklı hüccet bilmeyen insanlar acaba buraya nasıl cevap verecekler? Ben bir soru soruyorum. Eş'ariye kelam itikatında olanlara, akıl hüccet değil diyenlere bir soru sorayım Musa Denizli. Peki akıl hüccet değilse Allah neden aklı olmayanları mükellef kılmamıştır? Yani akıl hüccet değilse neden Allah aklı olmayanları mükellef kılmıştır? Demek ki aklın hüccetiyeti var. Veya o dediğinizin yanında akıl hüccet değil diyen o sözü de yine aklıyla diyor. Aynen. Yani aklıyla aklın hüccet olmadığını diyor. Evet, doğru. Yani neresinden baksan sözün yanlış olduğu açık, net ortada. Dolayısıyla imamlarımıza müracaat ettiğimizde, yani Allah Resulü'nün ilim ve hikmet kapısı olarak gösterdiği yere gittiğimizde biz görüyoruz ki adalet olmadan hiçbir şeyin yeri yerinde olması
mümkün değildir. Dolayısıyla ben sözlerimi evet, eğer vakit varsa, bir 3 dakika zaman varsa sözlerimi bu adalet itikatta neden olmalıdır, konuşulmalıdır? Tabii, buyurun. Evet, buyurun, buyurun. Bir defa adalet olmadan ilahi adalet düşünülmeden ne hayatın bir anlamı vardır, hayattan geçtik, ne hesabın bir anlamı vardır, ne kıyametin bir anlamı vardır, ne peygamberlerin gönderilmesinin bir anlamı var, ne de miadın bir anlamı olur. Evet. Anlamı kalmaz bunların. Özetliyoruz tabii ki. 2-3 dakika dedi. 2. Adalet itikattan sayılmazsa diğer ilahi sıfatların manası hikmet adaletsiz olur mu ya? Kudret adaletsiz olur mu? Razakiyet yani Allah'ın razık olması, bütün mahlukata rızık vermesi adalet olmasa o rızık nasıl paylaştırılır? Adalet olmazsa Rahman sıfatı nasıl tecelli edecek? Adalet olmazsa rahim sıfatı müminler için ahirette nasıl tecelli edecek? Tabii bunların her birleri bir konu başlığıydı. Evet. Efendim, adalet olmazsa bunlar olmaz. Üçüncü, adalet ilkesi olmazsa toplumda hayat düzeni olmaz. Yani sen bu alemde İlahi adaleti gözetmezsen ve hukuklar çerçevesi içerisinde tayin edilen kurallar çerçevesi içerisinde adaleti yaşatmazsansa biz ne diyoruz? Diyoruz ki biz hakimlerimizin ve savcılarımızın adaletine güveniyoruz. Adalet mutlaka ne olacak? Tecelli edecek. Eğer adalet yoksa bu alemde de düzeni sağlamak mümkün değildir. Dolayısıyla İmam Cefer-i Sadık aleyhissalatü vesselam buyurur ki adaletsiz ne bu dünyanın düzenini düşünmek olar, adaletsiz ne Allah'ın rızığının dağıtılması mümkündür, ne insanların hak yetişine ulaşması mümkündür, ne de miadın bir anlamı kalır. Evet. Dolayısıyla adaletsiz bunların hiçbirinin adalet bütün anlamı, değerlerin yerine oturması demektir. Demektir ki üçüncü tarifte de arz ettim bunu. Evet, ağzınıza sağlık. Çok güzel. Değerli canlar bizden ayrılmayın. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar birlikteyiz. Tekrardan merhabalar. Ekranları başında bizleri izleyen sevgili seyirciler, iyi akşamlar tekrardan. Birlikteyiz, beraberiz, hocalarımızla birlikteyiz. Adaleti ilahi, adaleti konuştuk şimdiye kadar. Programımızın son 20 dakikası içerisindeyiz. Yine adaletle ilgili sorularım olacak. Sayın Hasan Hocam, eğer vakit olursa tabii ki Ali Hocam'a da bir sorum olacak. İlahi adalet diyoruz, Allah adildir diyoruz fakat vuku bulan bir takım olaylar vardır. Bunları nasıl ilahi adaletle bağdaştırabiliriz? Şöyle diyoruz, yani insanoğlu yaşamında bir kısım sevmediği, hoşlaşmadığı hadise, sorunlar, sıkıntılarla karşı karşıya geliyor. İnsanın tatlı yaşamını gerçekten acı bir yaşama, sevilmeyen bir yaşama tebdil ediyor. Yüce Allah adildir, doğruyu yapar, güzeli yapar. Neden bu işlerle bizim yaşamımızı alt üst ediyor? İyi giden yolumuzun önüne bir taş koyuyor. Yani bu şekil evet. Bir şey var, bir algı var. Evvela tabii burada birçok cevap vardır ama ben birkaç noktaya özellikle işaret edeceğim. Bir, biz
nasıl yüce Allah'ın hekim olduğuna, hikmetle, yani doğru iş yapar o düşüncesiyle hareket ediyorsak, bütün genel olarak diyorum, o bize göre acı olan, kötü olan, sevilmeyen işlerde bile anlamamız gerekiyor ki o işlerin tamamının da bir hikmeti vardır. Hikmetsiz hiçbir şey yoktur. Bu bir. İki, biz kendi açımızdan olaya bakıyoruz veya kendi kapasitemiz ölçüsünde olayı görüyoruz. Bizim genel olarak olayları analizimiz yüzeyseldir. Bir olayın ilk başlangıç sebebinden o an yaşandığı haliyle onun doğuracağı bütün sonuçları tümünü bir arada analiz edip masaya yatırıp düşünsek mümkünü dönüp diyeceğiz ki o kötü dediğimiz şey iyiymiş, iyi bir şeymiş, güzeliymiş, olmasında fayda var. Ha şöyle diyoruz o zaman, yüce yaradanın Allah'ın işleriyle ilgili diyorum, ha kulların işlerini konuşmuyoruz. Yani bizi izleyen değerli dostlar, kulların şu an işlerini konuşmuyoruz. Bizi evet. Yaradan Allah'ın işlerini konuşuyoruz. Yüce Yaradan'ın işlerinin tamamı hikmete, adalete dayalıdır. O adaletsiz bir şey yapmaz. Buradan yola çıkarak istiyorum birkaç nokta arz edeyim o şeyde. Mesela dönün bakın. Aşırı bir fırtınanın olması, kabul edelim ki benim köyümde, benim akrabamın, komşumun ağaçlarını yere yatırdı. Meyve ağaçları yattı aşağıya, diyorum ki ey güzel Rabbim, hani sen adiliydin, hikmetle iş yapardın, bu ağaçlar niye yıkıldı? O taraftan dönüp bakıyoruz ki bu esen rüzgar belki milyonlarca ağaca can vermişti. Milyonlarca hayatta, dünyada bulutları farklı bölgelere taşımıştı, o bölgelerde rahmet yağmurları yağmıştı. Ve o kadar binlerce belki insanoğlunun sayamayacağı nimetler insana taşıyıp getirmiş o rüzgarlar. Bizim için o kısmını görmüyoruz. Sadece yakınımızın ağacı yıkılmış veya dostumuzun, oradan yola çıkarak sadece onu gördüğümüzden diyoruz ki ha bunun bu ağacı yıkıldı. Ha bu ağacı bu Allah yıktığına göre o zaman bu Allah adil olabilir. Böyle bir bakışla maalesef. Budur ki bir olayı bütün detaylarıyla baktığımız zaman birçok kararımız bu şekilde maalesef yüzeyseldir, bilgi yetersizliğidir, bakış yetersizliğidir ve değerlendirme yetersizliğinden insanoğlu bu sonuca varır. Tabii birçok afet ve belanın, ilahi belaların içinde insan için biz acı dediğimiz şeylerde doğrudan nimetler, lütuflar yatmaktadır. Yani o bela dediğimiz bile bizim için yerinde nimettir. Bela dediğimiz nimettir. Yani şöyle bir şey arz edeyim. Ateş normalinde düşündüğümüz zaman ateşten kaçınırız, kaçarız. Ateş yakar. Ama ateş yerine göre değişiyor. O kaçtığımız ateş kış mevsimi girmektedir. Diyoruz ateşsiz yaşama olmaz. Yani ateş olmadan yemek olmaz. Ateş olmadan çay olmaz, kahve olmaz. Ha demek ki yerine göre bu değişiyor. O kalmış bizim neyi nerede görmemize, neyi nerede görmemize. Altını çiziyorum. Bir, üç noktaya işaret edeceğim çok kısa olarak değerli Ali hocamız sohbet etsin. Evet. Biri şudur. Belalar ve afetler İnsan oğlunun içindeki olan yeteneklerin çalışmasına, aktif olmasına, tecelli etmesine, aşikar olmasına vesile olmaktadır. Yani dönüp baktığımız zaman hani var ya, insan oğlunun kemalı ilimledir. Afet ve belalar insan oğlunu tetikleyen, harekete geçiren, araştırma yapması yönünde onu doğrudan ona gayret fikir veren bir şeylerdi. Mesela bir mikrop çıkıyor. Doktorlar diyor ki bu mikrobu bir araştıralım nereden gelmiş.
bu mikrop nereden gelmiş, nasıl çıkmıştı, bu mikrobun önlemi nasıl olabilir? Ha o zaman bunu bir örnek olarak diyorum, hayatın her alanında böyledir. Afet ve belalar biz insanoğlunun bizde gizli olan bütün yeteneklerin aktif faal duruma gelmesi için en önemli sebeplerden biridir. Bizi mesela depremler oluyor. İnsanoğlu bu kez depremler nereden kaynaklanıyor? Bu depremlerin sebepleri nedir? Ha bu depremler yer küresini tanımaya çalışıyor. Olup bitenleri bunların tamamı insanoğlunun çalışma, aktif, faal bir duruma gelmesini tetikleyen sebeplerden biridir. İki, afet belalar insanoğluna istikametli olmayı, sabit olmayı, sabırlı olmayı, metin olmayı, güçlü olmayı, iradeli olmayı getirir. Yani hani bizde de var ya toplum içinde bir genç düşünün çok ince, nazik bir davranışı var ama bunun yanında her şeyde hemen pes eden bir yapıya sahipse diyor ya çikolata çocuğudur. Yani bir insan özünde olaylar karşısında sabır olmalıdır, vekur olmalıdır, metanetli olmalıdır, iradeli, azimli olmalıdır. Var Mevla Emirül Müminin İmam Ali Aleyhisselam buyuruyor. İmam Ali buyuruyor ki ormanlarda yetişen ağaçlarla normal bir bahçıvanın terbiyesinde büyüyen ağaç aynı değil. Her açıdan diyor aralarında farklılık vardır. Ormandaki ağaçlar daha dayanıklıdır, daha sağlamdır. Ateşi daha fazladır, bilmem fazladır. Ama bu biri çok naziktir, ateşi azdır. Niye? Çünkü o sıkıntılara direnerek büyümüştü, gelişmişti ve güçlü bir halde kendisini var etmişti. Onun için sıkıntı ve belalar insanoğlunun kişiliğinin gelişmesine, onun güzel vasıflarının oluşmasına sebebiyet vermektedir. Üç, aslında çok önemsiyorum bu kısmı da, bela ve afetler insanoğlu için uyanma zilidir. Hayat doğrudan sonuna kadar rahat olsa belki bu insanoğlu bir başını kaldırıp Allah'a bile bakmayacaktı. Kendine bile bakmayacaktı. Niçin yaratılmış ona bile bakmayacaktı. Allah ara ara bela ve fitnelerle, fitne demeyeyim, bela ve musibetlerle, sıkıntı ve streslerle insanoğlunu uyandırıyor. Düşünün ki son model bir araca binmişiz. Son model, son sistem, her şey vardı. Yol da o şekildeydi. İnsanoğlu hiçbir şeyin farkında değil. Ama bu yolun içerisinde bir kasis önümüze çıkanda herkes bir fırlıyor ki biz yoldayız, etrafta ne var, bir kendini toparlıyor. Evet. Ama öyle olmasa belki herkes uykuya, belki şoför bile ne edecekti? Uyuyacaktı. Evet. Evet. Onun için afet ve belalar, hayattaki sorunlar, tabii farklı boyutları var. Yine ileriki inşallah sohbetlerimizde inşallah bunu değerli izleyenlerimizle paylaşacağız. Ancak Yüce Yaradan'ın kelamına bile baktığımız zaman Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki وَمَا اَرْسَلْنَا ف۪ي قَرْيَةٍ مِنْ نَب۪يِّنْ اِلَّا اَخَذْنَا اَحْلَهَا بِالْبَعْسَاءِ وَالذَّرَّا لَعَلَّهُمْ يَزَّرَّعُونَ Diyor ki bu kadar peygamberler gönderdik. Peygamberlerin gittiği bölgelerdeki insanları sıkıntı, musibetlerle karşı karşıya getirdik. Belki insanlar kendiliğine gele, kendini bulan. Yani işin özü budu, işin özeti budu. Hemen şöyle derler ya, bir sıkıntı olanda, yani bir düşünün bir deprem olanda herkes bir etrafa bakır, bir insanlıktan bahsediyor, ya bir adaletten bahsediyor, insaftan, ne bileyim yaradandan bahsediyor. Ama hayat çok rahat olduğu zaman sanki değerler unutulmuş olur. Bu anlamda demek baktığımız zaman biz şöyle görmemiz gerekiyor. Sıkıntı ve sorunlar hayatta bizi uyandıran, bizi gafletten uyandıran, bizi gaflet uykusundan uyandırıp bize basiret ve ışık veren sebeplerdi diye düşünmemiz gerekir. Evet hocam, ağzınıza sağlık. Ali hocam son 10 dakikanın içerisindeyiz. Zaten ikinci bölüme 20 dakikayla başladık. Adaletli bir şekilde 10'ar dakika olarak. 10 dakika içerisinde bize şunu buyurur musunuz? Ehl-i Beyt inancında adalet nasıldır? Allah'ın sellesi selamı onları olsun. Amin. Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an o Ehl-i Beyt'in öğretmeni olan ki bütün kaynaklarda mevcuttur.
Resulullah son anında İmam Ali ile beraberken o son anda ona bir şeyler dediğini ve İmam Ali buyuruyor ki özetleyeceği zaman dar. İlmin bin kapısını bana öğretti ve her kapıdan da bin kapı ayrılmaktı. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, yani ben Ehl-i Beyt'in gözünden adalet derken, Kur'an'dan bir iki ayete işaret edip oradan devam etmek istedim. Kur'an'a baktığımız zaman, Kur'an Allah Resul'ün nutk yani Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman konuşmak. Evet. Nutuk Türkçe'de de kullanılır. Konuşmasının tamamının Allah sözü olduğunu Allah Azze ve Celle buyuruyor. Kur'an'a baktığımız zaman Allah Resulü'yle birlikte 33. Sure-i Mübareke Celile'nin 33. Ayet-i Kerime Celilesinde bu rakamlar da enteresandır. Bakıyorsun Veli Ayet-i Kerimesi 5. Surenin 55. Ayetinde. Bunlar tesadüf rakamlar değil, üzerinde düşünülmesi gereken rakamlardır. 33. surenin 33. ayet kerimesinde Resul'la beraber onun ehli beytini Allah tarafından tertemiz kılındığı ve ric Arap diline sözcüğüne baktığımız zaman manası budur. Yani aklı başında insanların hoş görmediği her şeyi Kur'an ric. Sadece necis manasında değil. Hoş olmayan her şey Kur'an tabiriyle ritsidir. Allah buyuruyor Resuluna, ben senden ve ehli beytinden hoş olmayan her şeyi giderdim. Yasin suresinin son ayeti kerimesine baktığımız zaman Allah orada mealen buyuruyor ki Allah bir şeyi irade ettiğinde ol der ve oluverir. Orada da ne sözcüğü vardır? 33. surenin 33. ayet-i kerimesinde Allah irade etti. Sizden hoş olmayan her şeyi gidersin ve sizi tertemiz kılsın. Ehl-i Beyt'in gözüyle baktığımız zaman İmam Sadık ve İmam Musa-i Kazım aleyhissalatü vesselam Nel suresinin 9. ayet-i kerime-i celilesinin tefsirinde ayet mealen budur. Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı ve akrabaya yardım etmeyi emrediyor. Çirkin işleri, zinayı, affedersiniz, fenalıkla ve azgınlıktan da nahyeder. Evet. İmam buyuruyor bu ayet-i kerime-i celilenin tefsirinde, buyurur işte Allah'ın adaletini yaşatan ceddim Resulullah, babam İmam Ali'dir, dedelerimdir ve bizleriz. Dolayısıyla insanlar bunu böyle anlamalıdır. Ehl-i sünnetle, diğer bir tabiriyle eşarilerle, mutezilenin ve ehl-i beyte mensup olanların bu konuyla ilgili en bariz açık farklarından biri de budur. Bizler Ehl-i Beyt'in öğretisinden alarak diyoruz ki Allah'ın emri
geldikten sonra o iş hikmet kazanmamıştır. Bir daha müsaadenizle bu cümleyi tekrar etmek istiyorum. Allah'ın emri geldiğinden dolayı o iş hikmet kazanmamıştır. Evet. Ve Allah'ın yasağı geldiğinden dolayı da o iş çirkinlik kazanmamıştır. Allah'ın kendisi adlin ta kendisidir, özüdür. Nasıl ki Allah nuru semavat vel arz diyorsak, yerin göğün nuru aydınlığı Allah'tır. Allah adlin, adaletin de ta kendisidir. Dolayısıyla Allah'ın emriyle değil, o işin özü, o işin özü iyi olduğu için Allah'ın emri ona gelmiştir. Allah emrettiğinden dolayı iyi olmamıştır. Ve Allah'ın yasağı geldiği şey kötü, şer olduğundan dolayı Allah'ın yasağı gelmiştir. Yoksa o Allah'ın yasağı geldiği için kötü olmamıştır. Odur ki biz diyoruz ki, Ehl-i Beyt buyuruyor ki, adalet hikmetin ta kendisidir. Adalet rahmetin ta kendisidir. Dolayısıyla bu fiillerin hiçbirini, yani ilahi fiillerin, yani emir ve yasakların hiçbirini hikmetsiz ve adaletsiz düşünemeyiz. Dolayısıyla sözlerimizi özetlerken, evet, ehli sünnetle, daha doğrusu ehli sünnetin aşaire düşüncesine, kelam ilminde düşüncesine mensup olan insanlarla maturidilerin ve ehli beyt yoluyla adalete inananların farkı buradadır. Eşariler diyor ki Allah bir şeye emretmişse o adalettir. Ve o iyidir. Ve o iyidir. Ve buradan yola çıkarak enteresan şeydir. Burayı hiçbir akıl sahibi, yani mümeyyiz diyoruz ya fıkıh dilinde, yani iyiyi kötüden ayırt edebilecek kapasitede yaşlı olan çocuk bile bunu kabul etmez. Yani Allah en zalimi de götürüp cennetine koysa, bütün peygamberlerini de salih kullarında haşa na'uzu billah cehennemine koysa, bu adalettir. Evet. Çünkü bu sözün özünün getirdiği netice bu oluyor. Dolayısıyla dikkat edilmesi gereken konulardan biri bu son söz olarak Allah'ın emri o işe geldiğinden dolayı o iş iyi olmuştur değildir. O iş iyi olduğu için Allah onu emretmiş, işin kötülüğünden dolayı da nehyetmiştir. Evet. Neinki nehy geldikten sonra o iş kötü olmuştur. Zulüm kötü, iyilik iyidir. Allah iyiliği emretmiş. Zulüm kötüdür. Allah zulmü yasaklamıştır. Evet hocam. İlahiyatçı yazar Ali Salmanlı hocam ve Hazreti Ebu Talip Mescid-i İmamı, ağzınıza yüreğinize sağlık. Dünya Cafer Alimler Birliği Başkanı Sayın Hasan Karablut hocam, sizin de ağzınıza yüreğinize sağlık. Değerli canlar, sevgili Cem TV ekranları başında bizle izleyenler, İnanç Dünyamız adlı programlardan birinin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün 10 Kasım Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in fani dünyayı terk edişlerinin 79. yılındayız. Gazi Mustafa Kemal'i saygıyla anarak programımızı sonlandırıyoruz. Allah'a emanet olun, esen kalın efendim.